Ya ben Avrupa'dan geldiğim için Türkiye'nin altyapısı sıfır. Her yerde su birinkisi yürünmüyor. Hollanda tabii ki Kayseri gibi değildi, daha güzel. Buranın altyapısı ben pek memnun değilim. Altyapının işte gerekli bütçeyi ayırıyorlar mı, ayırmıyorlar mı? Orası da soru işareti, bilmiyorum yani. Kayseri'de 3 gündür süren yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bakalım Kayseri halkı altyapı hakkında neler düşünüyor? Yetersiz. Tabii ki. Peki ne tür çalışmalar yapılmalı? Yani en azından altyapı derken bir defa yağmur, atık su, foseptik. Şimdi bir yağmur yağdığı zaman bakıyorsunuz derillerde bütün foseptik çukurları çıkmış durumda, taşmış durumda. Kayseri'nin düz bir alan olmasına rağmen altyapısı iyi değil bir defa. Yollar çok geniş. Belki de Türkiye'de yolları en geniş illerden bir tanesi de Kayseri. Ama altyapısı sıfır. Şimdi en azından benim isim vermeyeyim, benim oturduğum mahallede bir yağmur yağdığı zaman veya herhangi bir binalarda tıkanma olduğu zaman devamlı şey oluyor, sorun çıkıyor, problem oluyor. Yani bu da altyapının düzensiz olmasına kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bana göre yani şu zamana göre yeterli değil yani. Yani belediye çalışıyor mu? Çalışıyor. İlla ki çalışıyor ama şu zamana göre yeterli değil yani. Tam olarak çalıştığını düşünmüyorum şu an için. Yağmur yağdığı günlerde zorluk yaşadınız mı? Ya yağmur yağdı mı? Şimdi nimet Allah'tandır yani. Yağdı da zorluk yaşanmıyor. Çek zannetmiyorum yani. Ya yağacak yani. Mülaki yağmur yağacak. Ama dediğim gibi kanalizasyon altyapı sıkıntısı var mı? Yar. Özellikle kırsal kesimlerde daha çok bu var. Ha, belediye sadece şöyle diyorum. Eleştirme amaçlı söylemiyorum. Sadece merkezi çalışıyor. Yani kırsal kesimlerde çalıştığını düşünmüyorum. Ben memnunum. Bir şikayetim yok şu anda. Evimize su müdahale basmıyor. İyiyik. Güzel ya, yani. Yağmur yağdığı günlerde sıkıntı yaşadınız mı su birikintileri gibi? Hiç yaşamadım. İldem'de oturuyorum. Hiç yaşamadım öyle bir sıkıntı. İyi iyi güzel. Allah'tan gelen şiddete bağlı yağmurun az yağması, çok yağması. İyi buluyorum. Çok beğendim. Bu sene daha beğendim. Almanya'dan geliyorum. Bilmiyorum daha çok, daha hoşuma gitti bu sene yani. Her şey olarak daha iyi. Hatta yağmur o kadar hoşumuza gitti ki şu an dışarıdayız yağmurda. Bazı yerleri yarım. Bazıları güzel. Mesela Talas tamamen şey yani. Yağmur yağdığı zaman sel basıyor taraf. Peki ne tür çalışmalar yapılmalı alt yapıya? İlk önce alt yapıyı yapmaları lazım ki elen su aksın gitsin. Evlere, odunlara girmeden, yolları doldurmadan. Bizim isteğimiz o yani. Siz yağmurda sıkıntı yaşadınız mı? Ya ben yaşamadım da arkadaşlarım yaşadı yani. Ya yerine göre var, yerine göre yok ama bir sıkıntı var. Ha olan yerler var. Aşırı ilgi gören mekanlar var, semtler var. Hiç ilgi görmeyen yerler var, mekanlar var. Siz yağmur yağdığı günlerde sıkıntı yaşıyor musun? Elbette yaşıyorum tabii. Yaşamaz olur mu? Yani benim ya ulaşım sıkıntısı olabiliyor. Şey su birikintilerinden dolayı geçilemeyebiliyor. Bundan dolayı kaldırımlarda birikintiler olabiliyor. Ya bir takım aksaklıkta var elbette ki. Bu da belediyenin inisiyatifinde. İşte onun da altyapının işte gerekli bütçeyi ayırıyorlar mı ayırmıyorlar mı? Orası da soru işareti, bilmiyorum yani. Ben Hollanda'ya karşılarsam Hollanda tabii ki Kayseri gibi değildi, daha güzel. Buranın altyapısı ben pek memnun değilim. Çünkü eşiyorlar, ondan sonra bir daha eşiyorlar. Bir yeri 4-5 kere yapıyorlar. Tamam. Peki yağmurda sıkıntı yaşadınız mı? Şu an ben izindeyim. Daha yeni yağmur görüyorum. Bilmiyorum, daha yaşamadım. Şu an yaşamadım. Ya ben Avrupa'dan geldiğim için Türkiye'nin altyapısı sıfır. Her yerde su birinkisi yürünmüyor. Onun için altyapı olarak çok kötü. Siz hangi ülkeden geliyorsunuz? Almanya. Peki Kayseri'de yağmur yağdığı günler zorluk yaşadınız mı? Yani evet yaşanıyor. Arabadan inmiyor, çocuklar ıslanıyor, ayakları ıslanıyor daha doğrusu. Ayakkabı değişmeliyiz, çorap değişmeliyiz. Çok iyi bir durum olmuyor. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok ama her haliyle Türkiye çok güzel.